Arkadaşlar, hepinize selamın aleyküm. Bugün böyle işte ekran boş, sadece ben varım falan böyle. Hayırlı bir iş için buradayız. Hayırlı bir iş dediğim arkadaşlar, şu anda benim üstümde göreceğiniz ta 17 Ekim'de falan çektiğim, tahminim o sıralar, 100 bin abone ödülü ve soru cevap vlogu vardı biliyorsunuz. Yaklaşık bu videonun altında 2000-3000 yorum vardı. Arasından seçtiğimiz mantıklı ve çoğu soruya cevap olabileceğiz soruları bir not defterinde hazırladık. Bu soru cevap vlogunun cevap kısmında hepinizde karşınızdayım. Cümle kuramadım anasını satayım. Bir sürü sorum var. Büyük ihtimal bir 10-15 dakika sürecek. Aklınıza benimle ilgili takılan sorular varsa, öğrenmek istediğiniz şeyler varsa büyük ihtimal bu videoda cevabını bulacaksınız diye düşünüyorum. Şunu şuradan kaldırabilirim şu anda. Veyahut da kalsın, sorun değil. Şimdi Hakan Düzenli demiş ki, ne kadardır yayıncılık, youtuberlık işini yapıyorsun, nasıl başladın demiş. Hemen ondan bahsedeyim. Yayıncılık ve youtuberlık işini, youtuberlığa açıkçası bu senenin Ramazan ayında başladım aktif olarak. Onun dışında köşede koydum, ara sıra kafama estiği zaman video attığım bir kanalımdı. Asıl ben Twitch'te başladım. Ve sağ olun, hem sizin sayenizde hem Twitch'te olan çok takipçim sayesinde, hem rakamsal olarak baktığımızda Twitch'te en büyük kişisel kanala sahibim. Ya 2013 ayının 2013 yılının Ramazan ayında başladım. Ayrıyetten de bu YouTuber'la işte bu senenin Ramazan ayında aktif olarak başladım. İkisine de elim ayağım sağlığım yerinde oldukça düzenli bir şekilde devam etmeye çalışıyorum. İbrahim Kiremitçi demiş ki, bir meslek sahibi olmak isteseydin ne olmak isterdin demiş. Büyük ihtimal bu işlere sarmayıp tamamen böyle okula odaklı bir devam etseydim hayatıma, bilgisayar mühendisi olmak isterdim. Ama fazla ders çalışamayan bir tiptim. Hayaller hayatlar oldu diyebilirim. Şu anda da okuduğum bir üniversitem var, uluslararası ilişkiler. Ama onu da hani istemiyorum aslında o bölümü. Yönetim sistemleri istiyorum. Bakalım, bir daha sınava girip oraya kazanmaya çalışacağım diyeyim. Çağatay Palaz. Zeon adı nereden geliyor demiş. Ondan da bahsedeyim. Normalde nick'im Zeon diye direkt 4 harfli bir nick. Ama bunu çoğu yerde aldıkları için hem de CS'den olan böyle bir alışkanlık için, ta 1.6 zamanında böyle N'leri falan uzatarak 3 N'li Zeon yaptım ve öyle devam ediyorum her yerde. 2016'ın Ocak ayında da patentini alıyorum ismin. Az kaldı, bekliyorum. Zeon yabancı bir ofis ismi arkadaşlar. Gayet sanırım bir reklam ajansıydı. Böyle internette dolaşırken denk geldim ve çok benimsedim. Nick'im yaptım. Böyle basit yani. Melih Doğru demiş ki, Hamza abiyle nasıl tanıştın? Ondan da bahsedeyim. Hamza abi normalde benim yayınlarımı takip eden evli barklı bir memurdu. İşte bizim o sıralar böyle yönetimle beraber takıldığımız zaman işte başvuru sistemi falan var Twitch'in alt kısmında. Orada Hamza abi başvuru yapmıştı. Biz de aradık, konuştuk falan filan. Adam bir geldi, devlet memuru falan böyle. 34 yaşında, 35 yaşında falan filan. Hoş geldin abi falan işte. Öyle bir muhabbetti yani. Çoğu bizimle olan kişi gibi o da yönetim başvuruyla geldi. Melih Dipçin. Abi askere giderken saçlarını ne yapacaksın? Bir de bu sanal alemi ne zaman bırakmayı düşünüyorsun? Veya hiç bırakmayacak mısın? Bir de ileride ne olmak istiyorsun demiş. İleride dediğim gibi bu yönetim bilişim sistemlerini istiyorum. Çünkü benim işime yatkın. Ki yapabileceğim, yani şu anda da çalışıp ulaşabileceğim bir bölüm. Bu yayıncılık ve Twitch'i de gittiği yere kadar bırakmamayı düşünüyorum. Çünkü hayatımda en çok sevdiğim ve severek, zevk alarak yaptığım şeylerden biri oyun oynamak ve bu şekilde de devam etmek benim hayallerimden birisiydi. Saçlarımı askere giderken ne yapacağım? Hayırlısı be gülüm yani. Olması gerekeni yapacağım. Bu arada hepiniz çok merak ediyorsunuz. Onu da bir göstereyim. Saçlarım hani şu an toplu şekilde böyle gözüküyor. Ama açınca da böyle oluyor. Hani çok fazla saçım var. Aşırı derecede. Hani belki böyle
çok az gözüküyor ama gereğinden fazla saçım var. Onu da söyleyeyim. Erhan Keleş demiş ki duş alırken hangi şampuanı kullanıyorsun demiş. Erhan, Head & Shoulders kullanıyorum. Clear kullanıyorum. Genellikle bu ikisi. Ama arada sırada benimkiler böyle bittiğinde falan saçlar uzunluğundan dolayı annemin pantolonunu falan kullanıyorum. Ama genellikle Head & Shoulders ve Clear arasında git gel yapıyorum. Arda Üçgül demiş ki Uçgul sanırım öyle yazmış ismini. Kebap mı döner mi pizza mı demiş. Sanırım kebap ya. Berke Dokur yabancı olarak izlediğin Twitch ve YouTube kanalları demiş. Valla o şekilde Liri'ye bakıyorum Twitch'te. Summit'e bakıyorum. Fazla YouTube kanalı yok. Onu söyleyeyim yabancı olarak takip ettiğim. Gosu'ya bakmayanınız yoktur zaten. Dan Gaming vardı sanırım bir tane böyle kel adam. O da çok kaliteli yayın yapıyor. Ara sıra böyle takip ettiklerim var. Ama ağırlıklı olarak izliyor muyum derseniz fazla izleyemiyorum. Bomb Beach Türkçe yanakların doğuştan mı öyle suya basıp üstüne şeker mi döktün? Doğuştan böyle dostum. Hiçbir sıkıntı yok. Aynen. Furkan Koçak elinde o imkan olsa tüm gamer ekipmanlarını toplayıp sabah akşam oyun oynayan, video çeken, yayın yapan birisi mi olurdun yoksa dünya dolaşıp görülmemiş yerleri görüp insanlarla paylaşan, onları senin gördüğün güzelliklerini görmelerini mi sağlarsın? Valla üşengeçtiğim ona izin vermezdi. Büyük ihtimal video çekip oyun oynayan kişi olurdum. Tabii ki de dünyanın böyle her yerini gezmek isterim. İkisi beraber olabilir aslında. Bakma. Yani bakalım Furkan inşallah. Talha Eraslan saçların bakım için ne kadar uğraşıyorsun? Valla kuaförle falan konuştuğumda bunu hani fazla üzerine gitmiyordum ilk başlarda. Şu an uzayınca çok ciddileşti çünkü. Hem saçın kökünde sıkıntılar yaratabiliyor. Hem de çok çabuk artık direnci vesaire kalmıyor. Her ay bir kere gidip bakımını yaptırıyorum. Bu da kuaförde yaklaşık bir 3 saatim falan alıyor. Onun dışında evde olduğum zamanlar özellikle dışarıya çıkacağım zamanlar tabii ki de duş alıyorum ama bunu araştırdım hem de kuaföre de sordum. Böyle en az bir 3-4 gün duş almıyorum. Saçların yağlı kalıp birazcık sağlamlaşması için bu böyleymiş. Garip bir sistem ama tabii ki de dışarı çıkarken duş almak zorunda kalıyorum ama bu şekil. Dokan Tunç Türkiye sunucusuna daha yukarılara çıkıp bir takımdan teklif alıp o takımda gerçekten oynamak ister misin? Yoksa bizleri bırakmamak için YouTube ve Twitch'e devam edersin. Valla takım işi çok zor arkadaşlar. Detaylarını bildiğim için hiç orada olmam. YouTube ve Twitch benim. Sadece ben varım. Her şey benim keyfime göre. İstediğimi yapıyorum. İstediğim oyunu oynuyorum. İstediğim gibi oynuyorum. Çok da keyif alıyorum. Hiç gerek yok. Böyle bir şey de yapmazdım. Twitch ve YouTube'a devam ederdim. LoL'e nasıl başladın? İlk pentanı hangi hero ile attın demiş Furkan Çetintaş. Böyle 2010 yılının Ocak oyunda arkadaşım sayesinde başladım. Sınıf arkadaşım sayesinde çok yakın. Buradan Fatih'e de selamlar. İlk pentamı sanırım Miss Fortune ile attım. O ultisini falan ilk 6300'lü Kirom da oydu zaten o sıralar. Bir de Renekton falan yeni çıkmıştı öyle diyeyim size. Emre Ceylan bir filmde oynasaydın hangisi olurdu? Şu ana kadar hikaye olarak en çok hangi oyunu sevdin? Valla hikaye olarak hangi oyunu sevdim? Düşünüyorum, düşünüyorum. Hikaye. Mafya güzeldir bak. Mafya 2. Mafya 1 de güzel. Düşünüyorum. Başka? GTA 5'i beğendim. Başka? Başka? Böyle favorilerim olanları söylüyorum çünkü hani güzeldi de deyip koymak da istemiyorum. Bir filmde oynasaydın hangisi olurdu? Valla o çok kilit bir soru biliyor musun? Hangi film söyleyeyim? Recep İvedik olur mu? Olabilir bence. Altay Baykal. Hayatında hiç sushi yedin mi? Yemedim abi. Ve yemek de istemem. Ne bileyim. Yusuf Ergen. Yapabildiğin yemekler var mı? Yapabildiğim yemekler. İstesem yaparım. Her türlü yaparım, çok da güzel yaparım.
Klasik işte olarak zaten çoğu kişinin yaptığı yumurtadır, işte ne bileyim makarnadır vesaire. Bunları yaparım ama üşengeçliğinden yapmam. Ama de ki bana, aa böyle bir şey var falan filan. Hani o yemeği cidden güzel yapabilirim. Öyle bir potansiyel var bende. Çok gelen bir soru. Yönetim ekibiyle nasıl tanıştın? Çoğu kişi sorduğu için bunu böyle dedik. Arkadaşlar, yönetim ekibi derken yani biz onu sadece aramızda adlandırıyoruz. Onun dışında bana çok destekte bulunan arkadaşlar. Yakın bir şekilde aynı ortamda bulunduğumuzdan dolayı işte hep chatte gördüğüm olur. Her videonun altında yorum gördüğüm olur vesaire. Hani hep onlarla iletişimde olduğumuz için çok fazla gözüme takılan sevdiğim kişiler. Çok da destek oluyorlar. Hep beraberiz. Yani onu böyle siz belirleyemezsiniz zaten. Şans biraz. Fatih Kılınç Arslan, abi hiç bronz oldun mu? Oldum tabi. Zamanında hatta böyle Elo sistemi varken Elo'nuz 1250'nin üstünde olunca sanırım profilinizde gözüküyordu. O bende gözükmüyordu bile falan yani. Tabii ki de oldum. Şu ana kadar annen ve babanın seninle en çok gurur duyduğu an nedir? Valla televizyona çıktığım anda herhalde, Multiplayer zamanında. İlk başta CNN'e çıkmıştım. Sanırım 2013 yılıydı. Onunla ilgili bir görsel de hemen bakayım şuradan. Ayarlarım. Multiplayer'la ilk tanıştığım zaman da hatta saçlarım falan kısaydı. İşte böyle bayağı da güzeldi yani. Şöyle göstereyim. İşte bu CNN'e çıktığım zaman da, ardından yine yakın zamanda Dream TV'ye çıktım. Bu anlar hani çok gurur verici ve güzel anlar. Özellikle ailem için. Ve hani bu kadar bu işte başarılı olmam, bu kadar kişi tarafından izleyip sevilmem tabii ki de onlara gurur verici, gurur duyduğu anlardır benim için. Babaannemin bıyığı olsa amcam olur mu demiş Ömer Canmaz. Vallahi yeri gelince olabiliyor. Yönetim ekibi nasıl oluştu demiş. Dediğim gibi sevdiğim, güvendiğim, sağlam insanlar bizimle beraber olup işte o başvurudan gelip kaynaştığımız, sevdiğimiz insanlar. Baran Konuk, abi Atakan'ı ciddiye alabiliyor musun? Valla alınmıyor ya. Alınmıyor. Valla alınmıyor yani. Şimdi birkaç tane dipnot aldığım yerler de vardı arkadaşlar. Onlardan bahsedeyim. Bu da size cevap olsun bir yandan. Şunu da demek istiyorum. Ciddiye aldım ve birçok soruya cevap olacak sorulara cevap verdim. O kadar yorum içinden arkadaşlar. Çoğu trollen vardı. Canını sağ olsun. Şimdi işte Left 4 Dead 2 nerede diyenler var. ETS nerede diyenler var. İşte şu oyun nerede, bu oyun nerede, Demnut nerede falan filan. Arkadaşlar anlıyorum. Çok eğlenceli videolar geçirdik. Çok güzel oyunlar, anlar geçirdik. Çok güldük, eğlendik. Ama şunu sakın unutmayın. Biz ve ben bu oyunları oynarken eğlenmez isek hiçbir şekilde güzel bir içerik çıkmaz. Hem siz gülmezsiniz hem biz yapmacık oluruz. Biz zaten ara sıra yetiştirebildiğimiz sıralar buluşup çekiyoruz. Güzelse eğleniyoruz. Araya yeni oyunlar sıkıştırıyoruz vesaire. Hani biliyorum istiyorsunuz. Onu o videonun altında yazın. Yani diğer videolara vesaire. Çünkü şöyle bir mantık var. Hiç de sevmiyorum bunu. İşte adamın mesela istediği CS videosu, Rocket League videosu geliyor. CS gelme diye dislike atıyor. Böyle bir şey yapmayın. Emeğe saygı duyun. Biz elimizden geldiğince ve ben hani sizin istediğiniz yönde tabii ki de video çekmeye çalışıyorum ama işte Demnot mesela bitti, oynanacak harita yok. Yeterince oynadık ve korktuk, eğlendik, güldük. Ama bir yere kadar, anlatabiliyor muyum? Ama serisi çekilecek, devam edilecek oyunlara ben de istersem her türlü devam ederim. Hiçbir sorun yok. Ama bunda durup bir düşünün yani. Sonra ben yapmacık olmak istemem, doğal olmak isterim. Gülüp eğlenmek isterim oynadığım oyunda. Ki siz de eğlenin. Bakayım bakayım. Kaç kilosun diyenler olmuş. 2 ay önce 133 kiloydum. Şu anda
117 falanım. Yaklaşık 2 aydır da meşrubattan tamamen işte karbonhidrattan falan çekilmiş durumdayım. Sağlığım için bu benim gerekli. Bunu yapmam lazım. Boyumda 1.85-1.90 arası bir boyum var. Başka bakayım. Tamamdır. Dipnotlar da bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi bunu da altını çizeyim. İzleyen herkese çok teşekkürler. Eğer bunun dışında böyle benim de gözümden kaçırdığım, cevaplayamadığım, güzel ve de cevabını bulamadığınız sorular varsa bu videonun altında hiç çekinmeden yazın. Direkt yazı olarak cevaplayayım. Vlog önerisi bekliyorum sizden. Nasıl vloglar gelebilir diye. Severiz diye. Ki eğer istediğiniz bir yorumu, istediğiniz bir fikri gördüyseniz yorumda o kişiyi de uplayın direkt. Göreyim daha fazla. Likelayın, üste çıksın. Daha fazla vlog için bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıyeten kanalıma abone olup zaten her gün 19.00'da gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Ki şu an 16 dakika bu videoyu izleyen birisi varsa büyük ihtimal zaten bunu yapmıştır. Çünkü şu an sadece ben varım. Benimle ilgili kişisel sorular soruldu, cevaplandı. Kanalın sahibi olarak bir oyun vesaire yok. Bu videoyu izleyenler tamamen benim için izliyordur. Bu zamana kadar benimle beraber izleyip destek olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bu arada yoruma da bakın, tamam mı? Yoruma bir şey yazacağım. Ona da bir göz geçirin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.